Valla burada olmak aslında büyük bir keyfe dönüştü. Çok yoğun bir, gördüğünüz gibi, insan seli var burada. Birçok toplantı var. Arda arda etkinlikler var. Biz de kendi standımızda sürekli etkinlikler yapıyoruz. İlgi çok yüksek ve gerçekten e-ticaretin konuşulduğu, değerlendirildiği, geleceğin planlandığı bir etkinliğin, bir fuarın, bir toplantı serisinin devam ettiğini görüyoruz. Aslında e-ticarete gitmeden önce ticarete bakmak lazım. Ticaret evrildi, e-ticaret oldu ve artık global e-ticaretten bahsediyoruz. Bence bugün buradaki etkinliğin en önemli konusu global e-ticaret olsa gerek. Ve burada globalden insanlar var, globale açılmak isteyen şirketler var. Hepsini beraber değerlendirdiğimiz zaman ortaya bizim artık Türkiye'den global e-ticaret yapma durumumuz ortaya çıkıyor. Bunun da örneklerini görmek büyük keyif veriyor bize. Biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz özellikle finans tarafında. Bugün WorldEF'teyiz ve fon bulucu olarak, yatırım ekosistemi ortağı olarak WorldEF'te yerimizi aldık. Bugünkü etkinlik açıkçası inanılmaz bir şekilde yoğun ve verimli geçiyor. Birçok yerden, ülkemizin birçok yerinden, birçok sektöründen kişi aslında e-ticaret çatısı altında buluşan bu etkinlikte bir araya geliyor. Biz de yatırımcı ve girişimci ekosistemini bir araya getiren bir dijital çözüm, bir finansal teknoloji şirketi, bir yatırım teknoloji şirketi olarak burada hem yatırımcılarımızla, hem girişimcilerimizle, hem de e-ticaret alanında geleceğin potansiyeli yüksek şirketleri olmaya aday şirketlerle beraber görüşmeler yapmaktan, onları standımızda ağırlamaktan, onlarla tanışmaktan çok memnun olduk. Bu anlamda WorldEF'in yoğun katılımlı ambiyansı ve fon bulucu olarak bizim burada yer aldığımız ilk yıl olması sebebiyle açıkçası hem çok mutlu olduk, hem çok beğendik, hem de oldukça verimli geçiyor. E-ticaret aslında e-ticareti ülke sınırlarıyla sınırlamadığımız bir modele doğru gidiyor. Son 10-15 yılda e-ticaret ülkemizde de çok ciddi ivme kaydetti. Fakat son yıllarda gördüğümüz en büyük gelişimlerden bir tanesi de ülkemizde üretip yurt dışına satan e-ticaret girişimcileri. E-ticaret girişimcileri aslında global alanda burada ürettiği ya da burada geliştirdiği ürünlerini globale satarak, e-ticaret yöntemiyle satarak bir döviz girdisi sağlıyorlar ve kalkınmaya ve ekonomiye, istihdama olumlu yönde katkı sağlıyorlar. Bu açıdan oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Globalleşen dijital dünyada e-ticaretin gitgide daha önem arz edeceğini, e-ticarete kolaylıklar sunan yazılımların, platformların, buradaki kargo şirketlerine, buradaki yazılımlara, e-ticaret altyapısına entegre olan firmaların sayısının artmasıyla birlikte e-ticaretin aslında global bir pazar payından elde edilecek ülkeler bazının üstünde, yani ülkeler üstünde global bir pazar olarak görüyoruz. Çünkü sınırlar kalktıkça, teknoloji geliştikçe ve herhangi dünyanın neresinde olursanız olun, dünyanın herhangi bir yerinde ürün satmanızı kolaylaştıracak dijital çözümlerin sayısı arttıkça e-ticaretin hacmi de ona göre artacak. Bu anlamda e-ticaretin ilerleyen yıllarda büyümesini olumlu yönde arttıracağını, bu ivmelenmeyi koruyacağını düşünüyoruz. Bu anlamda e-ticaretle ilgili beklentilerimiz oldukça olumlu.